Evet, Irak Meclisi'nde bugün tarihi bir karar alındı. Amerika'nın Batı Asya'daki varlığının sona erme süreci başladı demişti Cevat Zarif ve bugün mecliste Amerika'nın bölgedeki varlığının sona erdirilmesi kararlaştırıldı. Sizi dinleyelim. Yani, Bismillahirrahmanirrahim. Bir gün parlamentoda Irak'ta bu karar alındı. Siz bilirsiniz 2014'te ve 2016'da Irak İş Bakanlık Yürü'den UN'den istemişti ki Irak'a yardım olsun. Onlar da bu yardımı tahalif dueli diyerek, onlar yoluydan Amerika ki özleriyden idi. Bir ittifakı olmuştu ara yerimizde ki bizlere yardım etsinler. DAEŞ'ten dövüşte haberler yardımlaşsınlar bizimle. Bir de tedrib, yani bizim ordumuzu ya şeyler ki özlerinin yani birisi bizden kuvvetli bir orduları var, bize yardımları olsun. Bugün bir karar alındı. Bu ittifakı, ki ittifak yok, bu istedik ki Irak istemişti. Bu iki name bunları lağv ettiler. Manası budur. Daha Amerika hiçbir şeye gerek dahil etmez. Bu bir. İkinci nokta ki bugün aynen parlamentoda bunu tasdik ettiler. Oydu ki hiçbir devletin gerek hiçbir ordusu Irak'ta kalmasın. Üçüncü, tahkik olunsun. Devlet, Irak devleti şikayet edecek UN'de ki Amerika'ya bu işler kalktılar ki bizim Abu Mehdi Mühendis özünden olan liderlerimizi vurdular. Biz şakiyiz. Orada yani bakalım Lahay'da ve ayrı yerlerde de aynen şakiyiz. Dördüncü nokta ben o silah gerek ordular Hacd-i Şabi ve Irak ordunun elinde olsun ve kimselerin elinde olmasın. Ve bunlar da bu neticeyi ki bir gün ulaştığımızda %100 Abu Mehdi'nin ve ayrı şehitlerimizin kanıydı ki buna ulaştı. Hatta Amerikaların edebilmezler de bu bir gün parlamento aldığı karara göre yani Ege yerde olsun, Ege asmanda olsun, olmaz hiçbir vücutları kalsın. Meccaroğlu, şimdi sürece baktığımız zaman Irak Meclisi'nden çıkan kararda ülkemizi savunacak güvenlik gücüne sahibiz deniliyor. Peki bu süreç somut olarak nasıl işleyecek? Öncelikle üslerin mi boşaltılması ön planda tutulacak? Nasıl olacak? Onu da sizden dinleyelim. Yani zannederim gelen günler, şimdi bu karar koyalım. Yani bilinenden sonra siz bir gün parlamentoda ya şeyler de gördünüz, yani bir ittifak bütün parlamentolar yok idi. Bir taraflar hazır değildi. Mes madem ki bu karar alındı, gerek onlar buna evet desinler. Ya zannederim bir kimseler olabilir bu kararın karşısında amelen duracaktılar. Onu da bu halk devletimiz ve milletimiz gelen günlerde buna nece cevap verecek. Evet, Sayın Neceroğlu, teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için ve aktardığınız bilgiler için. Sağ olasın, sağ olasın. Evet, bölgeden sıcak bilgileri aldık. Haçlı Şabi Kuzey Bölge Komutanı Yılmaz Neceroğlu bize son gelişmeleri aktardı.